talebi var. Bu da çok güzel bir şey. Çocuklarımız sağlıklı bir çevrede oyun olması var. Güzel paralar için bir halimiz ve daha karşılanacak taleplerden biri. Yani çocuk parkı olmadan çocukların geleceğe güzel hazırlanması mümkün. Yani sadece okul da yani. Hem öğrenecek hem öğretecek parayı yarattık. Başka talepleri var. Eskiden yolsuz köy kalmasın deniliyordu. Ama yol dendiği zaman stabilize yol böyle. Asfalt çok nadirat döndü. Maalesef. Bir gün uyandık, baktık ki çok kötü. Tekrar 20 yıl olarak acımızı tazelemek istemiyorum. Çok iyi bir tabii o benden sonra yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bir etap yapılan binalar zannediyorum 1-2 ay içerisinde hastanelerine teslim edilir. İkinci etap 350-400 kadar konut geçen hafta ihaleye çıkıldı. O da önümüzdeki işleri başlanacak bu işler. Fırat Mahallesi'nin mutlulukları talepler listesi getirdi. Haklı tabii. Bu talepleri karşılamak için kayyum belediyemiz olsun, ilgili kurumlarımız olsun, inanın gece gündüz çalışıyorlar. Biraz tabii Nusayir'in halkıyla biraz geç buluşuyor. Biraz zaman kaybımız var. Ama bu zaman kaybını da inşallah hep beraber telafi edeceğiz. Aramızda bir duvar var. O duvar yıkıldı. Şimdi bu duvar yıkılmışken oturup gece gündüz herhalde nasıl yol yapalım, nasıl parke yapalım da konuşmayacağız. Yani bir arada kardeşçe, barış içerisinde devletimize güvenimizi yeniden tazeleyerek nasıl konuşacağımızı, nasıl yaşayacağımızı da tabii ki konuşmak zorundayız. Bu bakımdan Hüseyin halkının bilhassa ortaya koyduğu iradeye büyük saygı duyuyoruz. Yani bir maceranın peşinden sürüklenmedi bizim halkımız. Ve biz de halkımızı asla kata yeni maceralara davet etmek istemeyiz. Hiçbir zaman da bunu yapmadık. Önümüze bakacağız. Geleceği hep beraber bu topraklarda inşa etmeye çalışacağız. Tek silahımız var. Barış ve demokrasi. Halkımızın demokrasiye, özgürlüklere, adaletle, eşitliğe ne kadar saygılı, ne kadar talepkar bir halk olduğunun farkındayız. İlçe örgütümüz olarak farkındayız, il başkanımız olarak farkındayız, milletvekillerimiz olarak farkındayız. Buna inanmanızı istiyorum. Hani bana yani o sende o hastaneye git veriyorum. Yani doktorlar da söyledim dedi yetersizdir. Bunları bu ayrıca şu anda Nusaybin. Nusaybin hali her yer su patlamış. Galata şu anda bana bütün tesadüfü kapattım. Bana arayanlar var. Barsu'yu arıyorum. Diyor bizim ekibimiz azdır. Yani diyor Mardin'e iletin. Bize yardımdan bulun. Başımı. Yani 10 tane şu, yani şu anda bizim her yer su akıyor. Ya diyor bize biraz yani personel göndersin. Zorla yapılacak hiç değil. Gazi evimiz yok. Köylerin için geçemezsin. Çok haberdar, kitap okudan, parası yok, çamur, bunlar basmalarımız buldu. Camimiz bozdu, duvarlarından üstüye direk çevir. Vardır, çok haberdar, bu kapı açıp kalıyorsa, havlusu yok, hayvan camiye gidiyor. Yönabili bir havlu yap, duvar örüyoruz. O da yanıt alamadı. Alt yapı olarak direk çeviriyoruz, yapmıyorlar. Arkadaşı için. Şimdi bu sorunları dile getirmek gerçekten zorlanıyor. Sayın Bekir, yani her şey adaletli, her şey, yani bu dediğin gibi, yani gerçekten sudan daha rahat ediyoruz bu işte. Sürekli de bu konuyla Sayın Başkanımızla, Belediye Başkanımızla konuştuk bu konuda. Bana dedim Sayın Başkanım, vallahi bu konuyu dile getirmekten ben utanıyorum. Sürekli geldiğimizde bunları dile getiriyoruz. Yani bunların yapılmasını Sayın Bekir, şimdi bir senedir bir ünajör istiyorum. Çok davet edersin aşk özürlüğü. Bu tuvaletin depoları taşınmış. Şu anda benim ağırlık taşınmış. Bir senedir bir ünajör istiyorum. 25 senedir bir devletin imkanı yok mudur o depoyu boşaltmak için? Bak Sayın Ceydan Çakır'ı da aradım. Nereye istiyorsun ünajörü? Heybeli.
bütün köyün depoları taşınmış, kopuna geçemiyoruz. İnan ki yazda sivrisinekten yatamıyoruz. Bunun gerekliliğinin yapılmasını rica ediyorum Sayın Bekir. Şu anda dileşede de yazmışım. Geçen gün gelmiş diyor ki ben dükkanımda yok diyor, sen dükkanımda not kağıdını yazıyor diyor. Abi aldığın kirayla faizle birlikte atarken dosyanı geri çek. Bu iyi bir anlayış değil. Onun için biz Rasayn ilçe başlıyoruz. Eğer bir toplantı yaparsak çevre şehirdeki arkadaşlarla çok iyi olur. Eksikler dediğinde Zeynep'in bizim mahallede 100 tane pilot yapılmış. Maalesef sağlık ocağı yapılmamış. Dükkanlar hepsi aynı standart şekilde yapılmış. Yani hiç düşünmemiş burada, yani buradaki insanlar bir sorun yapılmaz mı? Yani çok eksikler var. Örneğin benim halimde 4 tane cami vardı. Yıkılan 4 tane cami, 1 tane cami yapmış. Demek ki dile getirmiş. Çok uç bir köşede yapılmış. Çok eksik ve yetersiz bir. Onlara dikkat edin. Bir de Nusaybin'de hem genelde az hasarlı 7500 tane dosya var. Ben geçen günde muhtar arkadaşımla Mardin'e gitti. Bu 7500 dosyayı 2 yıl içerisinde 2500'ü sonuçlanmış. Bunların hızlı bir şekilde sindereye girmesinde, bunlar hızlı bir şekilde aktarılmasından şu çarşı merkezdeki asasını... Alanı evinin içi, avlusuyla birlikte 120 metrekare eğer inşaat alanı varsa 120 metrekare inşaat alanını veriyor. Geri kalan arsa payını da hesaplanıyor. Böyle bir mağduriyet de var. Benim hocam, hayır, bak 110 metrekare arsa vardı. 120 metrekaresi bina yapılmış. Geri hepsi boşa gidiyor. Doğru mu Muhtar? 65 metrekaresi gelmeye başladı. Öyle mi? Bakan insanlar yaşayacağız. Aykut Başbakan diyor. Bir biçimde bu mağduriyetin telafi edilmesini talep edeceğiz. Her tarafın tasvir içerisinde. Teşekkür ederim. Saçlarımızı berberin 17 Mart'ta mitingimize bekliyoruz. Efendim? Geçmiş olsun. Alo. Merhaba Omuzları böyle ağır büyüdü, kalktı.